Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gaziantep'le ilgili bu deprem konutlarıyla ilgili verilen sayılarla ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar toplam inşa edilen 1020 adet köy evi, 13.660 adet de kentsel konut olmak üzere toplam 14.660 adet konutun kurası çekilmiştir. Anahtar teslimi yapılarak yerleşim sürecinde hak sahiplerine teslim edilen konut da yerleşilen konut sayısı da 2100. Şu an için sadece Antep'le ilgili olan bu rakamları verdim ama bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki de Hatay'daydı. Hatay'da, Adıyaman'da, Antep'te, 11 ilimizde de depreme yönelik çalışmaların hepsi büyük bir hızla ve büyük bir çabayla, özveriyle devam ediyor. Tamamlayın Sayın Usta. 11 ildeki bu büyük yıkımın, hasarının hızlı bir şekilde tamamlanması ve herkesin güvenli bir şekilde evlerine kavulması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu çabanın takdir edilmesi ve desteklenmesi çok önemli. O yüzden bu emeği geçen oradaki işçimizden mühendisimize kadar, bakanımıza, bütün bürokratlarımıza, herkese verdikleri emek için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kolay bir iş değil. Bu kadar kısa sürede bu kadar bina yapmak, depremin 11 şehrini yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir çaba, emek sarf ediliyor. Bu emek ve çabayı görmemezlikten gelmek, zayi etmek doğru olmaz. Herkesin hakkını teslim etmek gerekiyor. İnşallah söylenildiği gibi de hedefimiz bir yıl içerisinde bu vaat edilen konutlara şehirlerimizdeki bütün depremzedelerimizin, hak sahiplerinin yerleştirilmesi. İkinci bir mevzu da burada sistematik olarak hep bir terör örgütü elebaşının güzellemesini dinliyoruz. Evet, hak ve özgürlük. Tamamlayın Sayın Usta, son kez açıyorum. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yanayız. Hep bu yönde politikalarımızı hayata geçirdik ama adalet dediğimiz şey hak edene hak ettiğini vermektir. Terör örgütü başının da hak ettiği ceza yargı tarafından verilmiştir. İmralı da cezasını çekmektedir. Kimse onu güzelleyerek oradan özgürlüğü için konuşmayı, bu meclisin kürsüsünden, bu meclisin çatısı altından da güzellemeye de doğru bulmadığımızı söylüyoruz. Hak ettiği cezayı 40 binden fazla insanın katili olan birisinin burada güzellemesine de tepki verdiğimizi ve kınadığımızı özellikle söylemek istiyorum. Asıl milletin vicdanını yaralayan bu tutumdur. Bunca milletin, şehitlerin hakkını korumak bu meclisin görevidir. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Günaydın. Teşekkür ederim. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizde 650 bin bağımsız bölümün yıkılmasına neden olan depremin üzerinden 1 yıl 3 ay geçti. Depremin hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl içerisinde evlerin teslim edileceğine yönelik sözleri halen kayıtlardadır. An itibarıyla teslim edilebilen ev sayısı oran olarak %10 bile değildir. Orada çalışan bütün emekçi kardeşlerimize, mühendis kardeşlerimize teşekkür etmek başka bir şey. Yıkılan deprem konutlarının %75'i kadar bedelini kur korumalı mevduatla sermaye sahiplerine aktarıp da hala insanları konteynerlarda yaşatanlara yönelik haklı eleştirileri ortaya koymak. Tamamlayın Sayın Günaydın. Şu anda 11 ilde deprem bölgelerinde bizleri konteynerlardan izlemeye çalışan yurttaşlarımız ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorlar. Ülke hamasetle yönetilmiyor, ülke bilimle yönetiliyor. Ülke kaynakları sermayeye ve yandaşlara peşkeş çekerek değil, ülkenin ihtiyaçlarına hasrederek yönetilmelidir. Buradaki eksikliklerin dile getirilme yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu görevimizi yerine getirmenin ruh sağlığı ve gönül rahatlığı içindeyiz. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Koç Yiğit. Şimdi Sayın Şahin gerçekten iki gündür her şeyi çarpıtmakta mahir. Yani kendisini gerçekten tebrik ediyorum bu konuda. Ne nasıl çarpıtılır dersini bence bütün Türkiye halkları Sayın Şahin'den alabilir.
Ama şunu söyleyelim, milletvekilimiz de bizler de bir hukuksuzluğu dile getiriyoruz. Sayın Şahin şunun cevabını versin. İmralı'da tecrit var mı yok mu onun cevabını versin. İmralı'da aileler ve avukatlar görüş yapabiliyor mu yapamıyor mu onun cevabını versin. Sayın Şahin başta kendi cumhurbaşkanı olmak üzere genel başkanının çözüm sürecinde Sayın Öcalan'la görüşüp görüşmediğini, onun tavsiyelerini dinleyip dinlemediğine cevap versin. Sayın Öcalan'ın görüşlerini makul bulup çözüm sürecindeki emeğini, katkısını takdir eden kendi vekilleri ve öncülerini, parti yetkilileri. Tamamlayın Sayın Koçyiğit. Biz şunu söyleyelim. Biz şunu söyleyelim. Biz burada hak dediğimizde, hukuk dediğimizde, tecrit var dediğimizde bize aynı ezberlerle gelmeyin. Soruyorum Adalet Bakanı'na ve Grup Başkan Vekiline, siz hangi haktan, hangi hukuktan, hangi ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynak alıyorsunuz da bir mahpusu yıllardır ailesiyle, avukatıyla görüştürmüyorsunuz? Önce dönün bu sorunun cevabını verin. Diğer bir mesele, siz sürekli ama sürekli Kürt sorununu istismar eden bir partisiniz. Kürt sorunu üzerinden iktidarda kalan bir partisiniz ve temel hak ve özgürlükleri böyle bastıramazsınız. Bastırmanıza izin vermeyeceğiz. İmralı'da işkence var. İmralı'da tecrit var. Siz bu tecriti yapan bir hükümetsiniz. Sen o git lafı hakkı... Sayın milletvekilleri, teklifin 3. maddesini oylarınıza sunuyorum. 3. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 3. madde kabul edilmiştir. Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın ve bugün yapılacak diğer oylamaların elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oylama için verilen süre içinde başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Bu açıklama yapılacak diğer oylamalar, açık oylamalar için de geçerli olacaktır. Oylama işlemini başlatıyorum.